Selam arkadaşlar. Bugün sizlere 42-44 beden uyumlu belden kesik bebe yaka, üstü kuplu arkadaşlar, altı yarım kilo karpuz kol bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Kumaşımız şöyle viskon tarzı ama biraz polyesterli bir viskon arkadaşlar. Ama gene tiril tiril dökümlü bir kumaş. Ortalama 3 metre kumaş yiyecek arkadaşlar. Dediğim gibi hani ölçüye göre çalıştığımız için üst beden 42, alt beden 44 olarak arkadaşlar. O yüzden 42-44 beden uyumlu diyoruz. Tekrar söylüyorum. Belden kesik yapacağım. Kuplu çalışacağız beden kısmını. Altında yarım kiloş, karpuz kol, bebe yaka bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Ben hemen kesime başlıyorum. Evet, yakayı açıyorum önce arkadaşlar. 7,5 santime 7 santim açtım. Önden yarım açık çalışacağız. Bebe yaka çalışacağız. Hemen omuzu 3,5 santim meyili düşünerek çiziyorum arkadaşlar. 11 santim omuzum var. Yaka takımına 1 santim gidiyor arkadaşlar. Kol takımına 1 santim. Toplamda 13 santim omuzumu çiziyorum arkadaşlar. Toplam 13 santim. Ve 3,5 santim kesinlikle düşüklüğe uyuyorum. Bel kesikliğim 40 santim arkadaşlar. 1 santim payı omuzdan veriyorum. Ve 40 santimi çiziyorum. 1 santimle dikiş payı çiziyorum arkadaşlar. Beden yüksekliğim 26 santim. Onu çiziyorum. Ve hemen ana çizgilerimi çekiyorum. Kuplu çalışacağız ilk arkadaşlar. Kumaşın çift kapalı tarafı benim tarafta. Önü yarım açık olacak. Hemen bedene bakıyorum. Göğüs çevremiz 92 santim arkadaşlar. Yarısı 46 yapıyor. Ben 50 üzerinden kesim yapacağım. Direkt 25 olarak hesaplıyorum. 2 santim dikiş payını veriyorum. 2 santim de kup payını veriyorum arkadaşlar. Ondan sonra bel düşüklüğüyle birleştiriyorum. Şimdi normal bir kol çizimi yapacağım. Evet, kol takımım normalde arkadaşlar 26 santim. Dikkat ederseniz omuza bakmıyorum. Rahat bir şekilde çiziyorum kolun rahatlığına göre gidiyorum arkadaşlar. Hemen kulbunu bir işaretleyeyim önce arkadaşlar. Bakın beden ve dikiş payını, kulp payını hesaplamıyorum. 28 santim, yani 27 santim arkadaşlar, 13,5 santim, direkt yarısı benim kulbu keseceğim yer arkadaşlar. Kulbu çıkaracağım yeri de hemen göstereyim size. Beden çizgisiyle omuz çizgisinin 23 santim, yarısı arkadaşlar 11,5 santim, yarısını baz alarak, bakın yarısını baz alarak kup çizgimi çıkıyorum. Ve çıktığım kulp çizgisinden aşağıya 3,5 santim düşüyorum ve ön fazlalığı direkt peşin peşin alıyorum arkadaşlar. Korkmadan alabilirsiniz. Bakın tekrar ediyorum. Kulbu nasıl buluyorsunuz hocam diye çok sorular geliyor. Yan göğüsten kulp. Beden çizgisiyle omuz çizgisinin arkadaşlar ölçüyorum. 23 santim, yarısını baz alıyorum. Bakın 11,5 santim, yarısını baz aldıktan sonra kulbumu çıkarıyorum. Sonra kulptan attığım pensi peşinen kesip atıyorum. Yarım açık dedim arkadaşlar. Çok açmıyoruz. 15 santim açsak yeterlidir. Hemen ön bedeni kesiyorum ben.
Bebe yaka çalışması yapacağız. Yaka takacağız yani arkadaşlar. Sadece buradaki kesmeme dikkat edin. Bakın. Kulbu şu an boşaltmıyorum arkadaşlar. Arka belini çalışacağım için. Evet, şu an kulbu boşaltmıyorum. Arkayı kestikten sonra ön kulbu boşaltacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu modeli yaparken dilerseniz önden açmayıp sıfır yaka, arkadan fermuarlı çalışabilirsiniz. Yani ondan not olarak ben size yazacağım. Biz bunun önünü açacağız ama dilerseniz arkadan önü açmadan fermuarlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Hemen omuzda 3 cm yüksekliğini veriyorum. Arka oyuntumu çiziyorum arkadaşlar. Arka oyuntumda ortalama 3,5 santim iniyorum. 3,5 santim. Omuzumun neti 14 santim. Aynı şekilde omuzumun neti 13 santim arkadaşlar. 13 santimi veriyorum. Arka robama bakıyorum. 40 robam var. Hemen 20 santimi işaretliyorum. 1 santimde dikiş payını işaretliyorum. Yani ön bedene göre çalışıyorum ama arkadaşlar arka robayı önce ölçüyorum. Robama uyuyorum yani. Hemen arka bedenimizi kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar 4 parçayı birden kesiyorum, bakın. Kulpları birden kesiyorum. Sonra ön kulbu ayırıyorum. Ön kulbun 3,5 santimini, 4 santimini kesiyorum. Peşin atıyorum arkadaşlar. Arkada sadece arka kulptan 1 santim alıyorum arkadaşlar. Sırtına doğru kavisiyi alıyorum. Bakın 1 santim. Şöyle göstereyim ben size. Arkadan aldığım 1 santim arkadaşlar. Önden aldığım 4 santim. Direkt gösteriyorum. Şimdi bedenleri de işimiz tamam. Hemen dikiş paylarını düşerek ölçüyorum. 11,5 23 santim. Belimizi 1 santim daha daraltacağım. Bel ölçümüze göre eşit olarak. Evet, bedenimiz tamam arkadaşlar. Şimdi etek keseceğim. Etekte çok kumaş kullanmamak için arkadaşlar alttan başlıyorum kesmeye. Hemen kumaşımı çeviriyorum. 1 metre etek lazım bana. Yarım kilo çalışacağım. Hemen 1 metre boyumu alıyorum arkadaşlar. 10 santim üstüne çıkıyorum. Sizin görmeniz bakımından 1 metreyi çiziyorum. 10 santimi çiziyorum. Ve
Takacağım bele bakıyorum. 42 belim var arkadaşlar. Direkt 42'yi buraya veriyorum. 21, 20,5 olarak, 21 olarak. Bakın. 21, 42 arkadaşlar. 1 santimde dikiş payı. Ve yarım ay şeklinde üst çizgiye doğru çiziyorum. Sizin yarım kiloş kesebilmeniz için yaptığım, çizdiğim sistem arkadaşlar. Hemen boyuna bakıyorum. 1 metre diyoruz. Ve 1 metre 1 metre olarak kumaşımızın enini kurtardığı yere kadar gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 metre. Ve 1 metre. Kumaşımızın eni buraya kadar kurtarıyor arkadaşlar. Sonra metreyi cetvel niyetine yanlı çiziyorum. Hemen kiloşluğumu söylüyorum size. 85, 1.70. 1.70, 1.70, 3.40. Güzel yarım kiloş arkadaşlar. Hemen ön bedeni kesiyorum. Kumaşı böyle kullanmamın sebebi arkadaşlar, kumaştan tasarruf etmek için. Yani etek kısmına net iki boy kullanmayacağım. Hemen hemen 1,5 boy kullanacağım. Şimdi göstereceğim size. Evet, eteğimiz ön olarak tamam. Hemen çeviriyorum arkadaşlar. Kumaşın kenar kısmını kendime doğru çeviriyorum. Hemen 1,5 santim dikiş payı olarak işaretliyorum arkadaşlar. Ve ön eteğimi kurtardığı yere kadar kaldırıyorum arkadaşlar. Hocam şarj bitiyor. Düşük moda basın. Tamam. Kurtardığı yere kadar çektim arkadaşlar. Şimdi size hemen 2 metre kullanmamız gereken kumaşta ne kadar kullandık söyleyeyim. 110 santim. Karşısı 55, 165 santim arkadaşlar. Yani 60-70 santim kumaştan tasarruf ettik. Kumaşı çevirmeyle. Hemen aynı şekilde kesiyorum arkadaşlar. Birebir aynısını yapıyorum. Eteği de aynı şekilde kesiyorum alttan. Hemen kol kesimine giriyorum arkadaşlar. Kol oyuntum 25 santim. Karpuz kol çalışacağım. O yüzden 22 santim bükmem gereken yerde arkadaşlar 27-28 santim büktüm. Kumaşın düzüne gidiyorum görün diye arkadaşlar. Kumaşın düzüne gittim. Aynı şekilde 12 santimi indim. İlk önce koldaki büzgüler için arkadaşlar 7 santimi işaretliyorum. Bu 7 santimden sonra normal kolumu çiziyorum arkadaşlar. Kol oturumu 23,5 oldu. Büzgüden gelecek 1,5 santimle tam 25 santim arkadaşlar. Hemen net 20 santim kesiyorum. Çünkü kolda bant olacak arkadaşlar. Ve büzgü olacak aynı şekilde. Bolluğunu hiç azaltmıyorum.
direkt büzgülerle tüm o kol altındaki bolluğunu kullanacağım arkadaşlar. Hemen önünü yine hafif düşüyorum arkadaşlar, 1,5 santim kadar. Dediğim gibi büzgü çalışması yapacağım, altta da büzgü çalışması yapacağım ve kol bandı çalışacağız arkadaşlar. Hemen kol bandı için dört santim bir kol bandı çalışacağız arkadaşlar. Hocam bitiyor. Bu da bizim kol bandımız olacak arkadaşlar. Büzgülerden sonra. Karpuz kol, kol bandı. Bugünkü çalışma da bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere. Biraz hızlı anlattım. Görüşürüz arkadaşlar.